Everybody, how are you today? Herkese merhaba, bugün nasılsınız? Evet arkadaşlar, bugün Important Phrasal Verbs kanalımızın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Let's start! Today what are we going to learn? 5 most useful phrasal verbs in English. Evet arkadaşlar, biz bunun birinci bölümünü çalışmıştık değil mi? 5 tane phrasal verb videosuyla karşınıza gelmiştik zaten önceki videoda. Şimdi de ikinciyle birlikte devam ediyoruz arkadaşlar. Bunlar bizim için çok çok önemli. Ara ara böyle atabiliriz. Çünkü siz de böyle video izledikten sonra bunlar aklınızda kalacaktır arkadaşlar. Güzel bir şekilde çalışın derim. Çünkü bir sürü phrasal verb var arkadaşlar. Peki backup ne demek? Karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Desteklemek. Hemen şuraya yazalım. Desteklemek. Backup desteklemek. Mesela yakın arkadaşlar birbirlerini desteklerler değil mi? Bir de örnek cümle yazalım arkadaşlar. Real friends always back you up. Yani gerçek arkadaşlar her zaman seni desteklerler diyor değil mi arkadaşlar bu cümlemizde? Back up desteklemek demek. Araya böyle özne de girebilir arkadaşlar. Phrasal verblerin arasına bunu da unutmayın. Devam edelim. Cut off ne demek arkadaşlar? Kesmek demek. Mesela iletişimi kesebilirsiniz ya da elektrikler kesilebilir. O zamanlarda bu ifadeyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kesmek demek. Kesildi anlamı veriyor aslında. Peki o zaman bir tane örnek ifade yazalım. Cut off communication. Ne demek? İletişimi kesmek demek arkadaşlar. Yani daha iletişim kurmuyorsunuz. İletişimi kestiniz artık. Cut off kesmek demek. Devam edelim. Go on. Ne demek arkadaşlar? Devam et. Keep going. Yani devam et diyoruz arkadaşlar. Buradaki phrasal verbimizle birlikte. O zaman yazalım. Devam et. Devam etmek gibi kullanabilirsiniz. Peki o zaman bir örnek cümle yazalım arkadaşlar. I can't go on this way. Bu şekilde devam edemiyorum artık pes ediyorum gibi bir cümle yazdık arkadaşlar. I can't go on this way. Bu şekilde devam edemiyorum dedik. O zaman go on ne demek? Devam et. Devam etmek demek. Devam edelim. Biz de söyledik şimdi. Peki look up ne demek arkadaşlar? Look up. Mesela bir sözlükte kelime arıyorsunuz ya hani aramak aslında arkadaşlar yazalım. Sözlükte kelime aramak anlamında da kullanabiliyorsunuz bunu bu arada cümlede göreceğiz zaten. Look up aramak. Peki o zaman bir örnek cümle yazalım. You can look up the new words in a dictionary. Ne dedik? Sözlükten yeni kelimeleri bulabilirsin. Sözlükte yeni kelimeleri bulabilirsin. Look up ne demek? Aramak. Aslında genellikle böyle sözlükte aramakta da kullanılabilir arkadaşlar. Take after ne demek? Benzemek demek arkadaşlar. Yani birinin birine benzemesi. Benzemek diyebiliriz. Tabii farklı anlamları da oluyor. Biz buradan bir tane anlamı seçip örnek cümleyle birlikte bağdaştıracağız arkadaşlar. Mesela ne yazalım? Tonguç takes after his mother. Tonguç annesine benzer demiş olduk arkadaşlar. Biz hani kendimiz de böyle cümleler kurarız ya işte sen annene benziyorsun, sen babana benziyorsun diye dış görünüşlerine bakarak arkadaşlarımıza. Ne dedik? Tonguç takes after his mother. Tonguç annesine benzer dedik arkadaşlar. Bu şekilde son phrasal verb'e de çalıştık. Devam edelim. Evet ne yaptık arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte 5 tane phrasal verb'e çalıştık. Bu şekilde sizler için de ipuçları olacak bir video oldu arkadaşlar. Siz de böylece phrasal verb'lere çalışabilirsiniz. Örnek cümleler kurabilirsiniz. Onlara sözlükten anlamlarına bakabilirsiniz. Bu arada birden fazla anlamları olduklarını da unutmayın bazı phrasal verb'lerin. Peki gelelim ödüllü sorumuza. Bu soru size ait arkadaşlar. Thank you for listening to me. Goodbye. See you.